Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Ben Seyit Hoca. Nasılsınız? Umarım çalışmalar yolunda gidiyordur. Ben asal sayılar kısmını anlatmaya devam edeceğim. Asal sayılarda asal çarpanlar ve bölenler sayısıyla alakalı işlemler yapıyordum. En son kaldığım soru buydu. Sayısının 147 tane asal olmayan pozitif tam sayı bölünü olduğuna göre x kaçtır demiş. Bak buradan... Bu sayının 147 tane asal olmayan böleni var. Peki bu sayının toplamda kaç tane böleni var? Önce bunu oynamak lazım ama tabii önce sayıyı asal çarpanlarına ayırmak lazım. Gördüğünüz üzere bak burada 15 asal değil. 15'i, 36'yı ve 20'yi her birini ayrı ayrı asal çarpanlarına ayırıyorum. 15 3 ve 5'in çarpımı olarak 36, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 20 var. 2 üzeri 2, 5 üzeri 1 şeklinde asal çarpanlarına ayrılır. Bundan sonrasını hatırlarsan ben şöyle bir şey uyarmıştım senin. Burada tabanlara aynı olan sayıların üstlerinin toplanıp tek bir parça haline getirilmesi lazım. Bu halde kullanamazsın bunu. Tabi önce şu x'i içeriye bir dağıtıyorum. Hem 3 üzeri x'e hem 5 üzeri x'e yanında 2 üzeri 2 var. 3 üzeri 2 var, 2 üzeri 2 var, 5 üzeri 1 var. tabanlara aynı olan sayılar var. Onların üstlerini topluyorum. 2 üzeri 2 ile 2 üzeri 2 4 yapar. Sonra 3 üzeri x var, bir de 3 üzeri 2 var. 3 üzeri x artı 2 geldi. Sonra şu ve şu var. 5 üzeri x artı 1 yaptı bak. Diyor ki bu sayının 147 tane asal olmayan pozitif böleni var pozitif bölen asal olmayan 147 tane. E peki bu sayının asal olmayan diye ayırdığına göre asal böleni kaç tane? Görüyorsun bak 2 3 5 olmak üzere toplam 3 tane asal bölen var. Yani 147 tane asal olmayan pozitif bölen var. 3 tane de asal bölen var. Yani bu sayının pozitif bölen sayısı 150 demektir. 147 tane asal vardı. Asal olmayan vardı. 3 tane de asalı var. 150 tane asal olmayan pozitif bölen var demektir burada. Şimdi sen bir sayının pozitif bölen sayısını şöyle buluyordun hatırla. Üste yazan sayıların asal çarpanların üstlerinde yazan sayıların birer fazlaları. 4'ün bir fazlası 5. X artı 2'nin bir fazlası 3. Şu kısımda X artı 1'in bir fazlası 2. Eşittir 150. Şu 5 ile 150'yi sadeleştirelim. 5'e böldüm. Şurada 30 kaldı. X artı 3 çarpı X artı 2 eşittir 30 yapar. İşte bunu sağlayan X değerinin kaç olduğuna karar vermek lazım. Burada yapacağın şey tabii ki X'e değer vermek olur. X'in yerine burada 3 koyduğun zaman X 3 için sol ilk çarpan 6 diğeri 5 olduğundan 30 sağlar. Yani X'in değeri 3 demektir. X kaçtırıyor cevap B bu yüzden yapar. Bak burada yeni nesil bir tane daha var. Yani yine asal çarpanlarla alakalı. Bir bilgisayar programı ekrana yazılan sayının asal olmayan bölenlerin sayısını anlık olarak hesaplayabiliyor. Örneğin ek ekrana 480 sayısının asal olmayan bölen sayısı 45 olarak görünmektedir. 480 sayısının. Buna göre 48 sayısı yazıldıktan sonra 0 tuşuna kaç kere basılırsa asal olmayan bölen sayısı 177 olur. Yani ekranda 177 yazar diye sormuş. Burada bak. 48 sayısı var. Ben 48 sayısının sağına sıfırlar atmaya başlayacağım. 48'in yanına sıfır attıkça bu bilgisayar programı 48'in yanına atılan sıfırlarla birlikte bu sayının asal olmayan pozitif bölen sayısını yazacak ekrana. Şimdi asal olmayan bölen sayısını yazacak. Bu sayı 48'in yanına sıfırlar attığı zaman bak bu sayının üst sayı karşılığı. 48 çarpı 10 üzeri n'dir. n en tane sıfır olduğunu varsayarsam Bunu şöyle toparlamaya çalışayım. Bilen var bilmeyen var. Mesela 2000 sayısını 2 çarpı 10 üzeri 3. 50.000 sayısını da 5 çarpı 10 üzeri 4 şeklinde yazarsın. Şu sıfırların sayısını onun kuvveti olacak şekilde yazdığın zaman bu sayının üstü sayı karşılığını kısa yoldan yazarsın. Şimdi sayı üstü sayı biçiminde yazdın. Bu sayının asal çarpanlarına ayrılmış haline ihtiyacım var. 48, 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1, 48'i gittim. Sırayla böldüm, böldüm, böldüm. Asal çarpanlarına ayırdım. Sonra 10 var, 10 asal değil. 2 çarpı 5 üzeri n var. Bu da 2 üzeri 4, 3 üzeri 1, 2 üzeri n, 5 üzeri n. Tabanlar aynı olanları topluyorum. 2 üzeri n artı 4, şunla şunu topladım. 3 üzeri 1 ve 5 üzeri n yaptı. Şimdi bak sayının asal çarpanlarına ayrılmış halini buldum. Diyor ki bana asal olmayan bölen. Asal olmayan bölen sayısının 177 olması istenmiş. Asal olmayan 177 tane bölen var. Dikkat et bak pozitif negatif diye söylememiş. Bir önceki soruya benzer ama hafiften bir farklılık var. Bu sayının asal olan 2, 3, 5 toplamda 3 tane asal böleni var. 177 tane asal olmayan. Şimdi asal olmayan dediğin zaman pozitif ve negatif de giriyor. Bir önceki soruda asal olmayan pozitif bölen sayısından bahsediyordu. Ama bu sefer asal olmayan bölen sayısı. 170 tane 7 tane asal olmayan var. 3 tane de asal var. 180 tane böleni var bu adamın. Şimdi 180 tane bölen dediğin zaman bak işaret söylemediği için 180 tane bölenin yarısı pozitiftir. Diğer yarısı negatiftir. Bu yüzden 180'i 2'ye böldüm 90 çıktı. Pozitif Bölen sayısı 90 demektir. Sen bu sayının pozitif bölen sayısının 90 olduğunu söyledikten sonra asal çarpanların üstlerine yazan şu n artı 4, 1 ve n'in bir fazlalarını çarpıp 90'a eşlemek zorunda kalıyorsun. Asal çarpanların üstlerine yazan sayıların birer fazlalarını alıyorum. 2'nin üzerinde n artı 4 yazılı bir fazlası n artı 5. 3'ün üstünde 1 yazılı bir fazlası 2. 5'in üstünde n yazılı bir fazlası n artı 1 eşittir 90. Şu 2 ile 90'ı sadeleştireyim biraz daha kolay olsun. N artı 5 çarpı N artı 1 eşittir 45 yapar. İşte burada bu denklemi çözmeye çalışmaya yine gerek yok. Yeni yerine uygun bir tane sayı ver. Mesela kaç ver? Aşağı yukarı 4 verdiğin zaman oluyor bak. Yeni yerine 4'ü dene. N'e 4 dediğin zaman bu 9. Yanındaki de 5 oluyor. 9 kere 5 95 yapıyor. Doğru demektir. Yani N'in değeri bu. N'in değeri bu ki zaten bana N'i soruyordu. Cevap 4'tür. Ha tabii kaç defa Tuşa basılmalıdır diye sorduğu için ve ben burada dört tane sıfır olduğunu söylediğim için 4 defa sıfıra basması gerekir bu programda oynayan kişinin sarı daire içinde en sembolü en faktöriyel sayısının pozitif tam bölenlerinin sayısı olarak tanımlanmış 1 iki üç dört beş altı hepsi sarı daire içinde ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Yani benden istenen şey birinci ifade bir faktöriyelin pozitif bölen sayısı iki faktöriyelin üç faktöriyelin dört faktöriyelin beş faktöriyelin ve en son 6 faktöriyelin pozitif bölen sayısı. Şimdi 1 faktöriyel diyorsun 1 zaten. 2 faktöriyel 2, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24, 5 faktöriyel 120, 6 faktöriyel 720. Ben bunların pozitif bölen sayılarını arıyorum. 1 bir, zaten 1'i bölen bir tane sayı vardır. 2'yi bölen 2 tane 1'i 1, 1'i 2 ama tabi bunu asal çarpanlarına ayırıp 2 zaten asaldır bu arada. Üstün bir fazlası olan 2'den de bulabilirsin. 6'nın asal çarpanları 2 üzeri 1 3 üzeri 1 deyip Üstlerin birer fazlalarını çarptığın zaman 2 kere 2 4 dersin ya da kolay bir iş burada 6'yı bölen sayıları yazarsın. 1, 2, 3 ve 6 4 tane sayı olur zaten. 24'ün asal çarpanları 2 üzeri 3, 3 üzeri 1 diyorsun. Üstlerinde yazan sayıların birer fazlaları 4 çarpı 2 eşittir 8 yapar. 120'de şimdi bölenleri teker teker yazmak zor. Asal çarpanlarına ayıracağım. 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 8 kere 15. 4 kere 2 kere 2 16. 720 var burada. Bak 720, 120'nin 6 katı. Yani 2 üzeri 3 çarpı, 3 üzeri 1 çarpı, 5 üzeri 1'i 6 ile çarpıyorum. Yani bunu da asal çarpandan ayırıyorum. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1. Tabanlara aynı olanlar 2 üzeri 4, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1 yaptı. O halde bunun pozitif bölen sayısı 4'ün bir fazlası 5, 2'nin bir fazlası 3, 1'in bir fazlası 2, 30. Yani burada her bir sarı daire için Birincinin sonucu 1, bir, ikincinin sonucu 2, iki, üçüncünün sonucu dedik ki 6'dan 4, 24'ten 8, 120'den 16 ve 720'den 30 tane olacak. Bunların tamamını topladığın zaman da 61 cevap değişikliği yapacak demektir. Sonra sıradaki parça bak şöyle bir şey. Sayısının 18 tane tek pozitif tam sayı böleni olduğuna göre x kaçtır? Ben tek çiftlikle ilgili bölenden bahsetmiştim. Biraz önlerde bahsetmiştim ama burada şimdi biraz daha karmaşık bir örnek hali var. 20 üzeri x 30 çarpı 35 sayısı demiş 18 tane pozitif tek bölenden bahsetmiş. Bak bölenden bahsettiği için ilk yapacağın hareket sayı asal çarpanlarına ayırmak. Gel ayıralım. 20'nin asal çarpanları 2 üzeri 2, 5 üzeri 1 dışarıda x var. Yanında 35 yani 5 kere 7 var. Bu 2 üzeri 2, 2 üzeri 2x çarpı 5 üzeri x şeklinde ayırdım. Şu x içeriye hem buna hem de buna çarpma olarak etkiler. Yanında 5 var, yanında 7 var. 2 üzeri 2x, 5 üzeri x artı 1 çarpı 7 üzeri 1. Sayın asal çarpandan ayrılmış hali bu bak. O çözdüğüm örnekte de ben böyle bir şey söylemiştim. Bu tabiri kullanmıştım. Bu ifadeyle çözmüştüm. Demiştim ki sen tek pozitif bölen arıyorsun ya. Tek pozitif bölen demek işin içine çifti hiç dahil etme demektir. İşin içine çifti dahil etmeyeceksen şunu attığında kalan sayıların bölenlerini yazarsan burada elde edeceği bütün bölenler tek bölenler olur demektir. Üste yazanların birer fazlaları x artı birin bir fazlası x artı 2, 7'nin üstünde yazanın bir fazlası 2 eşittir 18. E bunun 18 olabilmesi için buranın 9 olması x'in 7 olması gerekir. Cevap bu yüzden değişiklik yapar. Sayısının 72 tane çift pozitif tam böleni olduğuna göre x kaçtır? Demek ki sorunun bir farklı hali aynı şeyi yapacağım neredeyse. Sayıyı yine asal çarpanlarına ayırıyorum. 2 üzeri 2, 3 üzeri 1 dışarıda x var. 11 zaten Allah tarafından asal. 25 var orada, 5 üzeri 2, 2 üzeri 2x, 3 üzeri x, 11 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 asal çarpanlarına ayırdım. Bak şimdi çiftlere nasıl geçerim? Çift pozitif bölen sayısını bulmanın iki tane yolu olur. Birincisi tüm bölenlerin içinden tekleri çıkartırsın kalanlara çifttir dersin. Bir de şu an kalabalık bir ifade kullanmak istemediğim bir çözümü daha var onu ayrıca yapacağım. İkinci olarak benim bir yöntem daha söyleyeceğim. Bu sayının sen 72 tane çift pozitif böleni var diyorsun ya bütün bölenlerini yazalım. Bütün pozitif bölenlerinin sayısını yazıyorum. 2x artı 1 üstün bir fazlası, 3'ün üstünün bir fazlası, x artı 1, 11'in üstünün bir fazlası, 2, 5'in üstünün bir fazlası, 3, kuvvetinin bir fazlası. Bu bütün pozitif bölenlerin sayısı. Ben tekleri bulup tamamından çıkaracağım. Teklerle ilgilendiğim için 2'yi artık almıyorum. Eksi diyorum. 3'ün üstünde x var. x artı 1 çarpı 2 çarpı 3. İşte bu bütün pozitif bölenlerin içinden tekleri çıkardığın durum olduğu için geriye çiftlerin sayısı kalır ve 72 olur. Şimdi bu denklemi çözme zamanı. Bu denklemi nasıl çözersin? Bak burada 6 var. Burada da 6 var. Hatta şurada x artı 1. Burada da x artı 1 var. Ben bu ifadeyi 6 çarpı x artı 1 parantezin alayım. Aldığın zaman ya şimdi öğrencinin burada doğal refleksi gidip parantezleri falan açmaya çalışıyor. Yanlış değil tabii ki soru çözülür de ya gerek yok. Bu maksat çarpanlara ayırmak olduğu için çarpanlara ayırabildiğin ilk noktada ayırman en güzel olanı. 6 çarpı x artı 1 şunu aldım şunu aldım şunu aldım geriye 2 x artı 1 kaldı parantezin içinde. Yanında bu gitti bu gitti bu gitti eksi 1 kaldı. 72 yani 6 çarpı x artı 1 çarpı içeride birler gitti 2x kaldı 72 6 kere 2 var. 12 çarpı x çarpı x artı 1. 72. Bunu sağlayan sayı. Dene ya da git bunu sadeleştir. 12'ye böl 1. 12'ye böl 6. x çarpı x artı 1 6 olduğundan x'i e 2 dersen bu denklem sağlanır demektir. Cevap kaçtır diye soruyordu. 2. Şimdi şöyle bir yöntemle de yapılabilir bak bu sayı. Bu soru. Dersin ki sayı yasal çarpanlarına ayır Bu birinci yol. Öğrencinin daha aklına yatabilecek bir yol. Daha güzel olduğunu düşündüğüm bir yöntem. daha biraz uzun geliyor. İkinci yolda şöyle bir şey yaparsın. Baksa yasal çarpanları ayırmıştım. 2 üzeri 2x, 3 üzeri x, 11 üzeri 1 ve 5 üzeri 2. Şimdi sayının asal çarpanlarına ayrılmış halini yazdıktan sonra biz çift bölen arıyoruz ya. Benim burada işin içine en az bir tane çift sayı dahil etmem gerekir ki burada aradığım bölenler çift olsun. Şu 2 üzeri 2x 1'in ikisini ayırıyorum. Bir tane iki çarpan ayırıyorum. 2 üzeri 2x 1 kaldı. 3 üzeri x, 11 üzeri 1 ve 5 üzeri 2 kaldı. Bak ben bunu aldım cebime koydum. Ben de. Geriye kalan sayının şu kalabalık olan sayının pozitif bölen sayısını yazıyorum. Bu sayının pozitif bölenlerinin sayısı 2x eksi 1'in bir fazlası 2x. x'in bir fazlası x artı 1. 11'in üstündeki 1'in bir fazlası 2 ve 3. İşte bu 2'yi ben cebe koyduktan sonra bu kadar tane pozitif bölene sahip. Ben bunların çift olmasını garanti etmek istiyorum ya. Cebimdeki 2'yi çıkarıp bu kadar tane sayı var. Böyle her biri. Her birinin yanına o cebimdeki 2'yi çarpım olarak yerleştiriyorum. Buna da, 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 buna da. Hepsine yerleştirdiğin zaman artık elinde 2 yerleştirildiği için aynı sayıda çift pozitif bölen var demek. Çünkü ben hepsinin içine 2 ben koydum ve 2 artık hepsinin içinde bulunduğu için çift hale geldi. İşte bu 72 taneymiş. Sadeleştiriyorum. 2, 2, 3 zaten aynısı geldi. 12, x, x artı 1. 72 yaptı. x çarpı x artı 1. 6, x eşittir 2. Bu çözüm çok daha teknik, artistik bir çözüm bu çözüm. Zor bir çözüm. Bunu öğrencinin fark etme ihtimali düşüktür. Sol taraftaki çok daha kabul edilebilir. Daha sakin, daha hakikaten rahat inandırılabilecek bir çözüm. O yüzden soldaki daha güzel, soldaki üzerinden gidebilirsin. Şöyle bir tane bilgisayar algoritması sorusu var. Burada yukarıdaki, yukarıda bir bilgisayar programının akış şeması, algoritma verilmiştir. Ki bilgis algoritma dediğin şey zaten bilgisayar sistemlerinin, bilgisayar programlarının temel yapısında ilk başta kodlama yapılmadan evvel algoritması yazılır. Akışın nasıl ilerleyeceği, sistemin ya da programın nasıl çalışacağı belirlenir. Ondan sonrasında o yazılan programlama dili, kodlama seviyesi hangisi, kodlama dili hangisi ise o dile çevrilir. Algoritma da bu. Burada bir akış var görüyorsun. Başladığı yer şu mavinin olduğu yer. Bu maviye göre başla diyor. Burada belli şartlara karşılık olarak programın belli şartları nasıl sağlayıp sağlamadığına, sağlayıp sağlamadığına bakıp akışın nereye gittiğine karar ver diyor. Şimdi bak burada başlangıç noktası n eşittir 0 ve x eşittir 1 demiş. Burada ilk oku takip ettiğin zaman buraya geliyorsun. x 180'i bölermiş. Şimdi ben x'in 1 olduğunu bilerek hareket ediyorum. Dikkat et bak. x'in 1 olduğunu biliyorum. 1, 180'i böler mi? E evet tabii ki böler diyorsun. Bu akışa göre hayır dediğin anda sol oku takip et diyor, evet dediğin anda sağ oku takip et diyor. Şimdi sen x'in yani x'in 1 olan değerinin 180'i böldüğüne karar verebildiğin için evet diyorsun ve sağ tarafa geliyorsun. 180 bölü x dediğinde 180 bölü x yani 180 bölü 1 eşittir 1 mi sorusunun cevabını araştırıyorsun. Eğer evetse programı bitiriyorsun ve ekrana en sayısının değerini yazıyorsun. Yok hayırsa ki bizim şu an bulunduğumuz adımda 180 bölü 1 1 değil. 180 bölü 1 180 yapar. Hayır deyip aşağı doğru devam ediyorum. N'i 1 artırıyorum. Şimdi ben x'in 1 olduğunu biliyorum. N'in x'in yerine 1 yazdıktan sonra buraya doğru geldiğimde N'i 1 artır. X'i de 1 artır diyorsun. Şimdi x'i 1, n'i 1 olarak eni 0 olarak yazmıştım. Bu adıma geldiğinde eni bir artır dediğin için şu x'in şu n'in değeri eni bir artırıyorsun. x'i de bir artırıyorsun 2 oluyor. Sonra bu şartı takip edip şu oktan devam ettiğinde tekrar bu kısma geldiğinde x 180'i böler mi sorusuna cevap veriyorsun. Ama senin şu anki x değerin az önce bir artırdığın için 2. 2 180'i böler mi? Gene h diyorsun böler. Sağ tarafa doğru gider. 180 bölü şu kısımda x vardı artık x'in değeri 2 yapıyor. 180 bölü 2 1 mi? Hayır deyip tekrar aşağıya doğru devam ediyorsun. 180'i bölen bir tane daha sayı bulmuş oluyorsun. 180'i bölen bir tane daha sayı bulduktan sonra aşağıya doğru devam ettiğinde n'i 1 artır 2 ki 2 tane bölen buldum dikkat et. x'i de 1 artır 3 diyorsun. Şimdi n'in değeri 2 oldu, x'in değeri 3 oldu. Tekrar geliyorsun 3, 180'i böler mi? Artık x'in değeri şu an 3. Tabii ben burada bunu sonsuza kadar götürmeyeceğim. Bir yerde bitecek ve hani bir şey söyleyeceğim ondan sonra bağlayacağım zaten. Burada x'in 3 olduğunu biliyorsun. 3, 180'i böler mi sorusuna cevap veriyorsun? Evet böler diyorsun. Sağ tarafa geldikten sonra artık x'in değerinin 3 olduğunu biliyorum. Buraya 3 yazdım çünkü burada 180 bölü x vardı. Silemedim. Şurada 180 bölü x var x'in yerine 3'ü koyduğun zaman 180 bölü 3 1 mi? E tabii ki hayır diyorsun. Tekrar aşağıya saplıyorsun oku. Aşağıdan devam ettiğin zaman x'i 1 artırıyorsun 4 ve n'i de bir artırıyorsun 3. Burada x'in bir sonraki değerine geldiğin zaman bak artık n'in 3 olduğunu x'in ise 4 olduğunu biliyorum. Bir şey daha söyleyeyim artık hani akışı söylemeyi tamamlamaya çalışacağım. Şimdi sen x'in 4 olduğunu biliyorsun n'in de 3 olduğunu biliyorsun. Buradan sapladın tekrar yukarıya doğru geldin diyorsun ki x yani 4. 4 180'i böler mi diye sorduğunda artık bu sefer şu anki cevabın hayır. X 180'i böler mi dedin? Hayır dedin. Bölmediğine karar verdin. Buradan sonra da sol tarafa doğru devam ediyorsun. X'i 1 arttırıyorsun. 5. Ama şu an n'in değerini 1 arttırmadın. n hala 3 oldu. Dikkat edersen 4 180'i bölmediği için 4 sayısını 180'in bölenleri arasına dahil etmedi. Yani bir sonraki sayıya geçtim 5. Bundan sonra tekrar şu kısma doğru devam edip tekrar aynı işlemleri devam ettiriyorsun. Ve 180'i bölen her bir sayıda n'in değerini 1 artırıyorsun. Yani 180'i bölen sayıları buldukça bu 180'in bölen sayısını 1 arttırmış oluyorsun. 180'i bölen sayıların adedini bir arttırmış oluyorsun. İşte bu sistemin yaptığı şey aslında 180'i bölen sayıları teker teker kontrol etmek. Her bir kontrolde eğer sayı 180'i bölüyorsa bölen, bulduğum bölen sayısını en iyi bir artırmak bölmüyorsa bir sonraki sayıya 4, 5, 6, 7, 8 diye devam etmek. İşte bu işlemin sonucunda yapılan şey bu. Bu bir bilgisayar programı. Bu çok yüksek sayıların pozitif bölen sayılarını bulmak için kullanılan bir bilgisayar programı olabilir. Burada benim bu sistemde yapacağım şey 180'in bölenlerini yazmak olduğu için, yazdırmak olduğu için bu 180 asal çarpanlarına ayrılmış hali 36 kere 5, 2 üzeri 2, 3 üzeri 2, 5 üzeri 1. Üstlerin bir fazlalarını alıyorum. 3 3x, çarpı 3 çarpı 2'den 18. Yani 180'i bölen 18 tane sayı olduğu için bu sistem çalıştığında en son program bittiğinde 180 bölü 181 mi sorusuna evet diyecek. Ve burada programı bitir. Ekrana en sayısının değerini yaz. Yani n'e 18 yaz. N'in 18 olan değerini yaz. Ve programı bitir. Sen sağ ben selamet demek. Buradan cevap bu şekilde gelir ve 18 olur. Güzel bir soru. Algoritma sorusu ya tabii ki burada 18 defa bu algoritmayı çalıştır anlamında bir şey değil. Ne olduğunu anlayıp devamını kendin getiresin anlamında bir soru. Sayısının asal olmayan bölenlerinin toplamı kaçtır? Şurada burada çok kez görebileceğin tarzda klasik bir sorudur bu soru. Şimdi burada tabii ki sayıların hepsini hesap etmek gibi bir kaygı içinde değilsin. Burada bunların hepsini zaten hesap etmeyeceksin ama sayıların hepsinin ortak bir tarafı var. Bak hepsi 11'in tam katı. Birincisi 3 kere 11'in karesi. Öbürü 4 kere 11'in karesi. Belki 5 kere 11'in karesi. Diğeri 6 kere 11'in karesi. Yani 3'ün karesi çarpı 11'in karesi. 4'ün karesi çarpı 11'in karesi. 5'in karesi çarpı 11'in karesi. 6'nın karesi çarpı 11'in karesi. Bunları ben hesap etmeye uğraşmayacağım. Zaten derdim hesap etmek değil. Bunların her birinin içinde 11'in birin kareleri ortak. 3'ün karesi, 4'ün karesi artı, 5'in karesi artı, bir de 6'nın karesi var. 11'in karesi çarpı 9 16 25 ve 36. Sağ tarafı topluyorum. Şunların toplamları 50, 36 daha ekledim 86. Şimdi benim derdim bu sayının asal olmayan bölenlerinin toplamı. Asal çarpanlarına bir ayıralım. 11 üzeri 2 çarpı 2 üzeri 1 çarpı 86'nın diğer çarpanı 43, 43 üzeri 1. Bak burada şu ana kadar hani bahsini hiç yapmadığım bir durum olacak. Çok ekstrem bir şey değil ama bir şey söylediğiniz zaman çok rahat kabul edeceğini zannediyorum. Sayısının asal olmayan bölenlerinin toplamı kaçtır demişler. Şimdi sen bu sayının yani bu sayının bölenlerini yazdığın zaman bu sayının bölenleri şöyle sayılardı. bir, Asal bölenleri var. Kim onlar? 2, 11 on ve 43. Asal olmayan bölenleri var. Pozitiflerden bahsediyorum. Mesela 22, mesela 86, mesela 121. Buradaki sayılardan yazdım bunları. Asal olan bölenler var. Asallar var. Asal olmayanlar var. Ama bunlar pozitif bölenler. Bir de negatifler var. Negatiflerin e, bu sayıyı bölen asallar 2, 11 ve 43 ya. Bu sayı eksi 2 de böler. Eksi 11 de böler. Eksi 43 de böler. Şimdi 22'nin böldüğünü söylemiştin. Eksi 22 de böler. Eksi 86 da böler. Eksi 121 de böler. Buradaki diğer sayılar her neyse onlar da böler. Diyor ki bak bu sayının asal olmayan şimdi asal olmayan neresi? Burada asal olmayan dediğin zaman sadece şunları alıyor bazı arkadaşlar. Bak şunları asal değildir diye alıyor. Oysa burada asal olmayan dendiği zaman bunlar değil. Bunlarla birlikte şunların da alınması lazım. Tamam tabii ki bunlar asal değil. Bu da asal değil ama negatif sayılar da asal değildir. Burada bu 3 tane yeşille işaretlediğim kısımdaki sayıların tamamından bahsediyorsun asal olmayan diye. Yani senin bunların toplamından bahsediyor olman lazım. Toplam burada asal olmayan bölenlerden kastettiği şey bunların toplamı. Topla bunları diyor. E, 22-22-86-86-121-121-121 gitti. Geriye sadece eksi 2, eksi 11 ve eksi 43'ün toplamı kaldı. Yani eksi 56 kaldı. İşte asal olmayan... Bölenlerin toplamı bu demektir. İki adımda çalışan bir bilgisayar programı birinci adımda 12000 sayısının pozitif tam bölenlerini, pozitif tam sayı bölenlerini 1 2 3 4 nokta nokta. İkinci adımda ise 48 sayısının tam katlarını 98 48 96 144 192 ekrana yazmaktadır. Bu ikisi bu iki sırada yazılan sayıların kaç tanesi ortaktır? Bak, önce ne sorduğunu bir düşün burada. 12.000 sayısının bölenlerini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaç, kaç tanesi artık onları yazdın. Alt tarafta ise 48'in ortak bölenleri, 48'in ortak katlarını yazdım. 48'in katlarını yazdım. Pardon diyemedim. 48'in bölenlerini yazdım. Yani 48'in katlarını inatla diyememeye devam ediyorum. 48'in katlarını yazıyorsun. Şimdi sen iki sırada ortak olan sayıları aradığına göre aslında aradığın şey şu. 12.000 sayısının bölenlerinden kaç tanesi 48'in katıdır. Çünkü sen bunu devam ettirdiğin zaman şuralarda bir yerde 48 gelecek. Ortak sayı hem burada var hem de burada var diyeceksin. 96 var hem burada hem de burada var diyeceksin. Ortak olacak bu sayılar. Yani ben 12.000 sayısının 48'in katı olan bölenlerini arıyorum. Bu nasıl yapılır? Önce 12.000 sayısını asal çarpandan ayırıyorsun. Nasıl ayıracağız hocam? Çizgi çekip böleyim dersen evin yolunu zor bulursun. Bunu şöyle yap. Bak demin bahsettim ben bununla ilgili bir şeyler. 12 çarpı 10 üzeri 3. 12, 2 üzeri 2, 3 üzeri 1, 10 üzeri 3 var orada. 2 üzeri 3, 5 üzeri 3 yapar. 2 çarpı 5 yazdın. 2 üzeri 5, 3 üzeri 1, 5 üzeri 3. İşte en önemli kısma geldim. Bu sayının bak ben 48'in katı olan bölenlerini ayırıyorum. Şimdi 48'in katı olmasını garantilemem lazım. 48'in katı olmasını garantileyebilmek için önce 48'in yapısal durumuna bakalım. Gel asal çarpanlarına ayıralım. 2 üzeri 4, 3 üzeri 1 oldu mu? Oldu. Şimdi benim bu sayının bu sayının katı olan bir şeyler aram bulmam lazım. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'i içinde barındırması gerekecek. 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1 içinde barındıracak ya. Bak bu sayının içinden 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'i ayırıyorum. Şimdi elinde 2 üzeri 5 vardı. Ben 4 tanesini buraya koydum 2 üzeri 1 yaptı. 3 üzeri 1 vardı. Onu başa aldım. 5 üzeri 3 yaptı. Bak hiçbir şey değiştirmediğim Sadece sayının Çarpanlarının farklı biçimde yazdığımı fark et. Şu sayı bunun aynısıdır. 2 üzeri 5'i, 5 tane 2'yi, 4 tanesi buraya, bir tanesi buraya gelecek şekilde bıraktım. 3'ü bunun yanına aldım. Yanında da 5 üzeri 3 hala durmaya devam ediyor. Şu sayı bak dikkat et. 48 yapıyor. Ben bunu bilerek ayırdım. Buradan 48'i ayırdıktan sonra kalan sayının şuranın pozitif bölen sayısını yazıyorum. 2'nin üstünde 1 var. 2. 3'ün üstünde 1 var. 3 var. Şey 5'in üstünde 3 var. Bir fazlası 4. Yani 8. 2, 4, 6, 7. 8. bu. Bence bu 48'i ayırdım ya. Bunu her birinin yanına eklediğimi düşün. Bu 48'i. Buraya ekledim. Buraya ekledim. Buraya da 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 ekledim. Ve en son buraya da ekledim. Dikkat ettin mi? Hepsi artık 48'in tam katıdır. Ve buradaki bölenlerin her birisi bu 12.000 sayısını tam böler. İşte 48'in katı olan bölenlerin sayısını bulmak için bir yöntem. Burada 8 tane çıktığı için sorunun cevabı da 8 olur. Cevap E şıkkı gelir. Sayısı bir asal sayı olduğuna göre A artı 2 sayısı A artı 2'nin kare sayısının pozitif bölen sayısı kaçtır? Biraz zor bir soru bu. Önce şunu çarpanlarına ayıralım. A sayısını çarpanlarına ayırarak yazdığın zaman tabii şöyle yazmam lazım benim. A eşittir. Bu n kare eksi 2n eksi 35 Biraz çarpanlar ayırma bilgisi n n eksi 7 artı 5. Yani bunun çarpanları n eksi 7 çarpı n artı 5 oldu. Bu a sayısı çarpandan ayrıldığı zaman bu şekilde yazılabilir. Diyor ki sana a sayısı bir asal sayı. Şimdi asal sayıysa eğer bir sayı ve iki tane çarpanı varsa bir asal sayının çarpanları birden fazlaysa o çarpanlardan bir tanesi kesinlikle bir olmak zorunda. Peki hangisi bir? Bu mu bir? Bu mu 1? Ya şimdi sen n artı 5'i 1 dersen n'in eksi 4 olması gerekir. n'in eksi 4 olmasını düşündüğün zaman bakın belki doluyordur. n artı 5'e 1'dir diyorum. n'in eksi 4 olmasını düşünüyorum. Olursa bunu alacağım. a sayısı n'in yerine eksi 4 koyduğunuz zaman eksi 4 eksi 7 eksi 4 artı 5 eksi 11 çarpı 1 eksi 11 yapar. Bu n'in yerine eksi 4 aldığında a'nın asal olması şartı istendiği için sağlamaz. O halde n eksi 7'nin 1 olması gerekir. n eksi 7 1 ise n'in 8 olması n 8 ise a sayısının 8 eksi 7 çarpı 8 artı 5'ten 13 olması anlamına gelir. a 13. Şimdi sen a artı 2 sayısının karesinden bahsediyorsun. Yani 13 artı 2'nin karesi 15'in karesinden bahsediyorsun. 15'in karesinin pozitif bölen sayısı kaçtır demiş. 15'i asal çarpandan ayırdığın zaman 3 kere 5 üzeri 2 yani 3 üzeri 2 5 üzeri 2 gelir. E bu sayının pozitif bölen sayısı da 3 kere 3 33 gelir. Pozitif bölen toplamını aradığın için yaptığın şey doğru değil. Ben pozitif bölen toplamını arıyorum. Ya çok karşına çıkmayacağını söylemiştim ama ben bir kere daha sormuşum. ben yani en azından bir kere daha tekrar edelim. Pozitif bölen sayısını aramıyorum ben burada. Pozitif bölen toplamını arıyorum. Şimdi bu 3 üzeri 2 çarpı 5 üzeri 2'nin pozitif bölen toplamı şöyle bulunur demiştim. 3 üzeri 2 var ya burada. 3 üzeri 0, 3 üzeri 1, 3 üzeri 2, 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. İşte bunları bul ve birbirlerine çarp. 13 kere 31 sayısının çarptığın zaman da 403 yapar cevap değişikliği olur. Şöyle bir tane daha sorun var. X sayısının asal bölenlerinin toplamı 15 çarpı X sayısının asal bölenlerinin toplamından 5 eksiktir. 77 çarpı X sayısının asal bölenlerinin toplamından 7 eksiktir. Buna göre koşulu sağlayan en küçük X sayısının rakamlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Bak burada birinci sayın 3 kere 5 kere x diğer sayın 7 kere 11 kere x. x sayısının asal bölenlerinin toplamı bu sayının asal bölenlerinin toplamından şundan 5 eksiktir diyor. Bak çok hani yorum açısından sağlam yorumlanması gereken zor bir soru bu. Zaten ben de 4 demişim görüyorsun. Burada sen x sayısını ekstradan 3 çarpı 5 ile yani 15 ile çarptığın zaman elde ettiğin bu sayının bu asal bölenlerinin toplamı neyse x'in asal bölenlerinin sayısı bundan 5 eksikmiş. O halde sen x'i 15 ile çarptığın zaman bu sayının yanına x'te olmayan ekstra bir asal çarpan eklenmiş. Demektir ki 5 eksik. Yani bu x sayısının içinde 5 asal çarpanı yok olmadığı için sen burada 3 kere 5 ile çarptığında asal bölen sayısı 5 eksik hale gelmiş. E, 3 var burada. 3 bir şeyi değiştirmemiş. Asal bölen sayısı için, asal bölen toplamı için 3 eksiktir dememiş. O halde x'in içinde 3 var, 5 yok demektir. Sonra 77 çarpı x sayısının asal bölenlerinin toplamından 7 eksiktir dediğine göre sen bu sayıyı x'i 7 kere 11 ile çarptığında 7 eksik hale geldiğine göre demek ki x sayısının içinde 7 yok, 11 var demektir. 11 olduğu için 11'in orada olması sonradan sen çarptığında bir şey değiştirmeyeceği anlamına gelir. Sayın nasıl çarpanları bu. Bu tipte bir şey olması lazım. 5 olmayacak, 7 olmayacak, 3 ve 11 olacak. En küçük x sayısının rakamlarının toplamı kaçtır diye sormuş. Burada bak en küçük x sayısından bahsediyorsun. En küçük x sayısı içinde 5 olmayacak, içinde 7 olmayacak, 3 ve 11 olacağına göre ya burada işin içinde 3 ve 11 olacak ve ben en küçük değerini arıyorum. En küçük değerini aradığıma göre 3'ü bir tane 11'de bir tane koyarım. Sayının en küçük değeri 33 yapar. Ha sen bu 3'ün kuvvetini daha yüksek 11'in kuvvetini yüksek alırsan daha fazla büyük sayı bulursun ama biz sa şartı sağlayan en küçük sayıdan bahsettiğimiz için cevap bu yüzden 3 ile 11'in çarpımından 33 rakamlarının çarpımı kaçtır diye sorduğundan da cevap 9 olur. Burada ders bırak, dersi bıraktım arkadaşlar. Çok fazla bir sorum kalmadı. Sadece bir 6-7 sorum kaldı. En küçük kuvvete tamamlama ve basamak La ilgili bir hesaplama daha kaldı. Orayı da halledeceğim. Ben şimdi sırayı sana atıyorum artık. Sıra sende. Dersle ilgili görüşlerini, yorumlarını benimle paylaşmayı lütfen ihmal etme. Kanala abone olup bildirimleri açarsan kanalın destek anlamında çok güzel bir iyilik yapmış olacaksın. Tekrar görüşeceğiz. İyi çalışmalar. İyi çalışmalar.